Lyon tarafı derya deniz bir taraf. Burada ne kadarını aktarabilirim bilmiyorum ama bu döngü içerisinde ciddi fırsatlardan biri olarak gördüğüm bir alan. Muhtemelen birkaç ay içinde Lyon sayesinde sıfırdan yazılmış böyle hikayeler göreceğiz. İşte 1.000 dolarla Lyon'lara daldım ve 1.000.000 dolar kazandım falan gibi hikayeler göreceğimizi düşünüyorum. Bunu bana düşündüren en önemli şeylerden, göstergelerden biri BRC20'ler aslında. BRC20'lere ben hani en başından dahil olamamama rağmen gayet para kazandım. Hani çok ortalarında ve çok bilgisiz bir şekilde dahil olmama rağmen. Unisat'ı açıyorduk ve önümüze gelen her şeyi, ismini beğendiğimiz her şeyi mintliyorduk. Mint out olan her şey secondary de bir şekilde para kazandırıyordu. Her şey demeyeyim, çoğu şey diyeyim. Çünkü bazıları mint out olmuyordu falan. Yani Rune tarafında da böyle bir manya bekliyorum. Globalde herkes bunu konuşuyor. Hani Bitcoin maxileri ya da Bitcoin related insanların bunu konuşması normal. Ama hiç Bitcoin ile işi olmayan insanlar bile Rune tarafında çok yüksekler. Yani ben normalde Bitcoin'den nefret eden, hani coin olarak değil ama Bitcoin tarafının işleyişi ya da teknolojisinden çok da haz etmeyen biri olarak ben bile hani en dip noktasına kadar girdim. Şu an node kuruyorum. Hala ikinci bilgisayarda bir yandan node için bir şeyler çalışıyor. İndeksleme yapıyor vesaire. Yani ben çok yükseğim. BRC20 Araya bir soru tarafından da şöyle sıkıştırayım bir müsaadenle. Çok özür dilerim. Bölmek istemezdim. Araya sıkıştırmak istedim. buyurun, Not buyurun. kurmayı düşünenler için önerin var mıdır sence? Geç midir, erken midir? Bugün hatta bizim de Bence topluluktan arkadaşımız Rob'la bir görüştük. Onunla konuşurken de öyle bir diyaloğu geçti. Ona da selam olsun. O da dedi ya acaba geç mi değil mi vesaire Umutcan'a da bir sorayım falan dedi. Şimdi konusu geçince ben de hem izleyenlere de araya sıkıştırayım dedim. Niye yani tweetinde okumamışlar için neden not kuruyorsun? komple Sence gireceğim kurulur mu oraya. şu andan itibaren? Ha tamam o zaman ben sus. Pardon abi. Aha, Pardon. komple rune nedir? Niye kuruyoruz? Kurulmalı mı vesaire oraya gireceğim. Şu an sadece rune'lara neden yükseğim tarafında şeyim. Mesela BRC20'lerin ilk token'ı işte Ordi. Yani 1 TX Ordi mintleyen yani yaklaşık 5-10 dolar maliyetle ki bu maliyet gas fee maliyeti sadece. 5-10 dolar maliyetle 1 TX Ordi mintleyen bir insanın şu an güncel fiyatına bakayım Ordi'nin. Ordi şu an 42 dolar. Tek minte 1000 adet mintleyebiliyordun. Yani bir mint atan bir adamın şu an bile 42 bin doları var. ATH'da 80-85 bin dolarları falan vardı. Ya da biraz böyle şeyi çarpanı büyütürsek eskaza 40-50 mint Ordi mintlemiş bir adamın ATH'da yaklaşık 4-4,5 milyon dolar parası vardı. Yani ATH'a kadar kim tutabildi bilmiyorum ama sonuçta böyle bir fırsat var. Rune'lara da bu yüzden yükseğim. Şimdi kısaca şey Rune nedir? İşte Node nedir? İşte Prerune nedir falan. Oralardan böyle çok kısa kısa bahsedeyim. Rune Halving Blow ile birlikte Bitcoin'e dahil olacak bir protokol aslında. Burada protokol kelimesi geçince insanlar bunu nedense bir Layer 2 gibi değerlendiriyor. Ya da Bitcoin üzerinde farklı bir katmanmış da Rune'lar üzerinde ya da Rune üzerinde farklı depler vesaireler çıkacakmış gibi değerlendiriyor. Ama burada protokolden kasıt aslında sadece bir token standardı. Bayağı ERC20'den hiçbir farkı yok yani. Mantık olarak hiçbir farkı yok. Teknolojik olarak çok farkı var. Bayağı Ethereum çok büyük bir nimet. Bunu da buradan söyleyeyim. Bitcoin ile uğraşmaya başladığım son 3-4 günde gördüğüm en büyük şey bu. Yani gerçekten Vitalik iyi ki varmış. Anlatacaklarımı anlatayım. Bitcoin'i biraz daha gömeceğim en sonunda. Dediğim gibi Rune işte Halving Blow ile birlikte Bitcoin ağına eklenecek yeni bir UTXO based fungible token protokolü. UTXO based ya yani UTXO çok şey bir konu aslında bence advanced bir konu. Herkesin bilmesine de gerek olmayan bir konu ama işte UTXO based dediğimiz için UTXO'yu da orada açıklamak isterim. Tweet'te de açıklamıştım. UTXO'lara böyle en basit tabirle banknot gibi bakabiliriz. Şimdi bizim elimizde ya da sıfır bir cüzdana bir Bitcoin gönderdiğimizde elimizde bir Bitcoin'lik tek bir banknot oluyor. Biz bu parayı harcamak istediğimizde yani ben herhangi birine 0,5 Bitcoin göndermek istediğimde benim elimdeki banknotun yani bir Bitcoin'in tamamı
şeyden çıkıyor, cüzdanımızdan çıkıyor. Göndermek istediğimiz kısım ilgili cüzdana gidiyor. Fiiller düşüldükten sonra bizim elimize kalan işte 0.4999 gibi bir değer de bizim cüzdanımıza geri dönüyor. O para bizim cüzdanımıza gelene kadar biz kalan parayı harcayamıyoruz. O paranın bizim cüzdanımıza gelmesi için de blokların geçip işlemlerin onaylanması gerekiyor. Eğer aynı blokta birden fazla işlem göndermek istiyorsak paramızı bozdurmamız gerekiyor. Yani bir Bitcoin'lik tek bir banknot değil de işte 0.1 Bitcoin'lik 10 adet banknota çevirip bu sayede işte 0.101 harcayabiliyoruz. Para üstünün dönüşünü beklememize gerek kalmıyor falan gibi bir mekanik. Daha fazla detayına girmeyeceğim. İşte UTXO nasıl ayrılır falan gibi. Çünkü çok gereksiz bilgiler bunlar. İşi olmayan biri için. Ama genel olarak UTXO nedir? Ya da UTXO based ne demektir? Onları anlatmak istedim. Rune'lar da aynı böyle çalışacak. Rune'ları da parça parça göndermek istediğimizde parayı bozdurmamız gerekecek. Eğer tek seferde cüzdandan çıksın istemiyorsak. Bu işin bir de pre-rune tarafı var. Yani rune güncellemesinin geleceğini biliyoruz. 840 bininci blokta hayatımıza gireceğini biliyoruz. Bazı projeler işte daha rune güncellemesi gelmemesine rağmen biz güncelleme geldiğinde rune üzerinde bir şeyler yapacağız. Eğer şimdiden o yapacağımız işe hak kazanmak isterseniz biz şöyle bir NFT çıkardık. Bu NFT'yi alın, tutun. İşte günlük SS alacağız diyenler var. Spesifik tek bir günde SS alacağız diyenler var. İşte biz bir SS alacağız ve sizin elinizde tuttuğunuz süreye göre ya da exact o günde elinizde var mı yok muya göre protokol çıktıktan sonra biz o token'ı basacağız ve size airdrop atacağız diyen projeler var. Bunlara pre-rune diyoruz. Rune öncesi projeler. İşte herkesin en çok gördüğü işte RuneStone, Arseek, işte RunePops vesaire gibi. Zaten Magic Eden'a girdiğinizde kategori olarak pre-rune diye bir kategori var. Oradaki işler token çıkarmayı taahhüt eden ve elinde bunu tutarsan sana token airdroplayacağım diyen projeler aslında. Rune'lara nasıl dahil olabiliriz tarafı var. Bunun için 3 yol var. Bir, az önce anlattığım pre-rune projelerini satın almak ve onların bize airdrop yapmasını beklemek. İki, bazı projeler var. BRC20 olarak zaten hayatımızda varlar şu an. Ama Rune üzerine migrate olacağın yani tüm token'ı ya da belli bir kısmını Rune protokolünde tekrar yaratacağını söyleyen projeler var. Bunların BRC20 tarafında tuttuğumuz miktar kadar işte Rune tarafında airdrop alacağız gibi bir dinamikleri var. Eğer supply değişmezse birebir, supply değişirse değiştiği oranda böyle dahil olunabilir. Ya da protokol yayınlandıktan sonra bir token deploy edip, etching deniyor Rune tarafında bu işe. Token deploy edip kendi token'ımızı yaratabiliriz. Ya da hali hazırda deploy edilmiş token'ları mintleyebiliriz. Yine dediğim gibi burada herhangi bir şey ücreti yok. Hani mint ücreti vesaire gibi bir şey yok. Tamamen gas fee maliyetiyle deploy edilmiş token'ları mintleyebiliyoruz. Eğer mint out olurlarsa da secondary'den satın alabiliyoruz. Bu üç yolla ya satın almayı da katarsak dört yolla Rune tarafına dahil olabiliriz. Yani deploy yani etching ve minting işlemleri nasıl yapılır gibi bir soru var. Yani kendi yazdığım içerikten aslında akışı takip ediyorum. Öyle bir soru sormuşum. Şimdi bunlar için bize bir arayüz gerekecek. Eğer node kurmayı düşünmüyorsak. Arayüzler de hani şey gibi. Mesela işte Ethereum tarafında bir NFT mintledin. Nerede satabilirsin? İşte OpenSea'de satabilirsin, Blur'da satabilirsin, Luxray'da satabilirsin falan filan gibi. İşte Rune tarafını da destekleyen bazı platformlar olacak. Hem deploy işlemi için, hem mint işlemi için, hem işte alış satış marketplace gibi çalışma maksatlı. O taraf yani Rune tarafında destekleyen platformlar olacak ve biz bu platformlar aracılığıyla İşte token'ın eğer deploy yapacaksak token'ın ismini girip işte bölünebilirliğini girip bölünebilirlikten kastım şu hani illa 1-1 mi satacağım yoksa 0-5-0-5'te satabilir miyim gibi bir bölünebilirlikten bahsediyorum.
Bunun gibi vermemiz gereken birkaç parametre var. O parametreleri verip token deploy edebiliriz. Ya da mint tarafında da deploy edilmiş token'ı işte yine ismini girip TX başına kaç adet mintleyebileceğimiz detayı önemli. O detayı girip istediğimiz token'ları mintleyebiliriz. Şimdi tam buranın sonunda zaten iş node kurmaya geliyor. Biz neden node kurum yani node kuranlar niye kuruyor? Node kurmak şart mı? Node kuran insanlar şunun için kuruyor. İlk gün yani özellikle ilk hatta 3-4 saat belki. Rune'lar çok hype'lı olacağı için, çok yoğun trafik olacağı için cüzdan arayüzlerinde, ne bileyim Unisat'ın arayüzünde, Magikedon'un arayüzünde bazı gecikmeler, çökmeler, işte 5-10 dakika şeye ulaşamamak falan filan gibi ihtimaller var. Şimdi bu ihtimalleri hiç yaşamamak isteyenler, gerçekten her an mintlenen ya da deploy edilen her rune'u görüp öncü ya da işte ilk mintlenen rune'ların hepsinden ya da sadece beğendiklerinden, orası kişiye kalmış, mintlemek isteyen biri node kuruyor. Çünkü node'un bir arayüzü yok. Sadece bir konsol var önünde. O konsol aracılığıyla belli komutlar girerek hem deploy hem mint işlemlerini yapabiliyorsun. Yani third partilere, üçüncü partilere güvenmek zorunda değilsin. İşte Magikadın çöker mi? Unisat'a şöyle olur mu? Falan gibi sorunları tamamen ortadan kaldırıyor. Bir de insanların artık ordinal ve inscription'lardan dolayı bazı şeyleri de var, tecrübeleri de var. Mesela inscription'ların düşük numaraları yani ilk mintlenenleri, ilk inscribe edilenleri çok saçma sapan paralara satıldı. Hani içinde barındırdığı data ya da işte görsel önemli olmamasına rağmen hani içinde ne olduğu önemli değil. Sadece bu Bitcoin ağında basılan işte 5. inscription mesela işte 3,5 Bitcoin'e satıldı. Hiçbir dayanağı vesairesi, bir maddi değeri, bir koleksiyonu olmamasına rağmen. Şimdi burada da rune tarafında da insanlar böyle bir şey bekliyorlar. İşte ilk basılan rune'ların bir şekilde para edeceğini, çok hızlı sold out olabileceğini, hatta o an ağa atılan ortalama bir TX'in yaklaşık 250-300 dolar, sadece boş TX yollamak 250-300 dolar maliyetlenebileceğini vesaireleri düşündükleri için insanlar yani bu kadar hazırlık yapmışken gidip Magikadın çöktü diye bu işten geri kalmak istemiyorlar ya da Unisat çöktü diye. Bu yüzden insanlar node kuruyor, node kuruyoruz. Ben de hala kurmaya çalışıyorum bir yandan. node kurmak şart değil. Dediğim gibi bu ihtimalleri bertaraf etmek için node kuruyoruz. Node nasıl kurulur tarafını şu an çok şey yapamam, anlatamam burada. Ama bir video bırakabilirim kaynakça olarak. Benim de kullandığım rehber. Chat'e attım. Nelere ihtiyacımız var? Ya bir adet SSD'ye ihtiyacımız var. Tercihen 2 TB ve okuma yazma hızları yüksek. Bir bilgisayara ve internet bağlantısına ihtiyacımız var. İnternet bağlantımızın hızı hiçbir şeyi etkilemiyor. Sadece bağlantının var olması yeterli. Not Aslında bir kısımda etkiliyor. Ben onu şeyde Raspberry'ye kurduğumda fark ettim. Bizim çalıştırma metodunda çok 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 ufak seviyede. Ama tamamen server node olarak kurduğunda hızı etkiliyormuş. Onu fark ettim de hash rate falan onu ben senden sonra bir ekleme yaparım. Hani Okay. direkt hiç etkilemiyor diyemiyorum. Yani bilmiyorum, ben kendi tecrübelerime dayanarak 35 megabit ile 650 megabit arasında hiç bir fark oluşmadığına şahit olduğum için Windows etkilemiyor diyorum. modelinde yani Windows'a SSD takıp Windows'tan tetiklediğim bir botta okuma ve yazma hızı daha büyük öncelikle. Ama server node kurduğunda internetin hızı da giriyor devreye. Yani node kurma işi ne kadar sürer gibi bir soru sormuşum yine. Bu şeye göre işte elimizdeki SSD'nin okuma yazma hızına göre ve internet hızımıza göre bunu ekleyeyim artık.
değişebilen bir şey. Ya benim yaklaşık hani senkronize olmam yani 2009'dan günümüze kadar bütün Bitcoin bloklarını indirmem yaklaşık 80-82 saatimi falan aldı. Ya internet hızım 80 download, 7 upload gibiydi. SSD'min okuma yazma hızları da yaklaşık 1000'e bindi. Yani insanlar kendilerine göre çıkarım yapabilirler artık ya bu değerlere göre. Ama bu noktadan sonra ben çok da önermiyorum. Çünkü yaklaşık 3 gün falan kaldı. Ya en azından ya da kurulacaksa en az böyle 2000'e 2000 bir SSD hani işleri biraz daha kolaylaştırır. Çünkü dediğim gibi ben 1000'e 1000'le 82 saatte kurdum. 82 saatte zaten 3 günü geçiyor. Hani yüksek ihtimalle yetişmeyebilir. Nodu kurduktan sonra yapılacak bazı şeyler var. Ama bunlar yine advanced işler. O yüzden hani thread'de yazdığımdan da kısa geçeceğim burada. Konsolda pratik yapmak hani bugüne kadar hep bir şeyi arayüzler aracılığıyla bir yerlere tıklayarak, butonlara tıklayarak vesaire yaptığımız için çoğu insan bir şeyleri yazarak yapmaya çok alışık değil. Elimizde sadece konsol olduğu senaryoda sadece komutlar yazacağız aslında bir şeyleri öyle mintleyeceğiz, etchleyeceğiz ya da transfer edeceğiz. O yüzden yani node kurulumu indeksi cartı curtu bittikten sonra ben artı böyle 1-2 gün bir boşluk kalmasını ve o boşlukta tamamen testnet üzerinde işte konsol nasıl çalışır, ne olduğunda ne yazmam gerekir, el alışkanlıkları vesairelerin kazanılması gerektiği tarafındayım. İkinci olarak işte Bitcoin'de speed up nasıl yapılır? Yani havuzda, mempool'da çok geriye düşmüş bir işlemi tekrar nasıl çekip en önlere getirebiliriz? Buna RBF deniyor. Bunu öğrenmek faydalı olabilir. Çünkü dediğim gibi bir mania anında işte insanların ne kadar iştahlı olduğuna bağlı olarak hani fiiller böyle saçma sapan yerlere gidebilir. Şöyle bile olabilir. Mesela tek bir TX'e 150-200 dolar fee ödemek bile zaten yeterince manyakça bir işken birkaç manyak çıkar ya da birkaç topluluk çıkar ve bir şeylere 250-300 dolar fee ödemeyi göze alabilir. Biz mintlemek istediğimiz şeyi mintleyemeyebiliriz. Bu yüzden RBF'i öğrenmek de bence önemli. Az önce UTXO'ları anlatırken işte o parayı bozdurma muhabbetinden bahsetmiştim. Onu yapmak önemli şu yüzden. Çünkü karşınıza bir rune çıktı ve bundan 8-10 tane mintlemek istiyorsunuz. Batch mint diye bir şey yok. Yani tek TX'te 8-10 tane mintleme isteği gönderemiyorsunuz. Hepsini tek tek göndermeniz lazım. Ve eğer elinizde bir adet banknot varsa o banknotu o bloğa verdiğiniz an aynı blok içerisinde ikinci TX'i gönderemiyorsunuz. Bu yüzden ya paranın dönmesini bekleyeceksiniz ki orada da işte sold out, mint out, mint out daha doğru. Mint out olma riski devreye giriyor. Tek blokta çözeyim diyorsanız parayı bölmeniz lazım. Split, UTXO'ları split etmemiz lazım. Bir de yeni tool'ları ve projeleri araştıracağımız bir aşama var işte. Yeni hangi ürünler çıkıyor? Kim çıkarıyor? İşte hangi proje var arkasında? Ya da Bitcoin tarafında böyle sözü geçen ağır birinin işi mi? Falan gibi böyle detayları takip etmek hem odağı böyle dandik işlerden çeker ki bu çok önemli. Yani bir TX'e 150-200 dolar verdikten sonra mintlediğiniz işin sold out olmama ihtimali, daha doğrusu mint out olmama ihtimali ya da mint out olsa bile secondary'de herhangi bir maddi değerinin olmayışı falan insanı bayağı yıpratır. Hani bu kadar hazırlık yaptık, node kurduk son 4-5 gündür belki sadece bununla uğraşıyoruz. Bir de gittik TX'e 200-250 dolar para verdik. Elimize geçen şeyin maddi hiçbir değeri yok. Bayağı tat kaçırır. Artı hani ciddi, yani sadece tat kaçırmakla kalmaz aynı zamanda para da kaybettirir. Yani 200-250 dolardan 2 TX atsan asgari ücret ediyor neredeyse. Hani bazen TL'ye çevirip bakmak lazım şeylere. Çünkü
biz harcarken aslında 0,005 Bitcoin harcıyoruz belki. Monopoli parası gibi geliyor ama normalde insanlar o parayı kazanmak için işte bir ay boyunca günde 8 saat bir yerlerde çalışıyorlar. Son olarak benim Rune tarafından nasıl bir yol izlediğimi aktarıp Rune defterini kapatalım derim. Ya da sorular varsa oralara geçelim. Ben işin pre-Rune tarafında çok aktif değilim. Çünkü zaten o alanda fiyatlamalar yapıldı. İşte Rune hype'ı başladığından beri böyle kaliteli pre-Rune işlerin floorları zaten en kötü 2-2,5x falan yaptı. Belki çok daha fazla yapanlar var. O yüzden oradaki trenin biraz kaçmış olabileceğini düşünüyorum. Ya da illa o pre-Rune işlerin şeyine katılınacaksa, çıkardığı token'a dahil olunmak isteniyorsa secondary'den alınabileceğini düşünüyorum. Çünkü direkt böyle işte 1 milyar market cap'le de açmayacak hiçbiri. İlla ki oraya varanlar olacak ama direkt açmayacaklar. Rune konusunun başında işte bu Ordi'den tek TX mintleyen adamın işte 48 bin dolar şu an, ya 42 bin dolar şu an parası var. Mesela bunu, yani hedefimiz 42 bin dolar kazanmak olsun mesela Rune'lardan. İşte bir tane Runestone aldık diyelim. Şu an Runestone yaklaşık 5 bin dolar falan floor price'ı. Şimdi bu adamlar bize 3 adet token atacaklar. 3'ü de meme coin. İlkinin sadece işte dog diye bir köpek şeyi olduğunu biliyoruz. Runestone'un yaklaşık 112.800 küsur tane holder'ı var. Runestone'a, yani hepsine eşit sayıda airdrop yapılacak. O, yani ilk token'dan 42 bin dolar kazanmak istediğimiz senaryoda işte Dogecoin'in ya da ne dersek ona Dogecoin'unun yaklaşık 4,5-5 milyar dolar market cap'i olması lazım ki biz o işten 42 bin dolar kazanabilelim. Ben onun yerine şu an Runestone'a vereceğim 5 bin doları riske edip Rune'lar ilk açıldığında, mintlenmeye ilk başladığında bir şeyler mintlemeye, yani potansiyeli olabilecek işlere, hani bu biraz belki işin kumar tarafı ama daha böyle bana aktif hissettiriyor. Yani ben Rune konusunda pasif kalmak istemiyorum. Çünkü o zaman bir fark yaratamam. Yani ben işte günlerdir Rune'a işte kalan 112 bin adamla aynı şeyi alabileyim diye hype'lanmadım. Yani Runestone holderlarından farklı bir şeyler yapmam lazım ki benim işte Rune konusunda bir farkım olsun ya da onlardan daha farklı bir hikaye yazabileyim. Çünkü şu bana, ya bu zaten teknik olarak kimseye mantıklı gelmemesi gereken bir şey olması lazım. Şu bana mantıklı gelmiyor. 112 bin tane adam var ve hepsinin sıfırdan bir zenginlik hikayesi yazabileceğine ben imkan vermiyorum. Demek ki işte Rune'un o kadar da böyle game changer bir şeyi olmayacak. Tamam, elimizde Runestone var diye para kazanacağız. Ama benim yani genel olarak Rune'larda yani yaşamak istediğim şey şu. Ya ben işte ilk gününden beri içerideyim. Nodumu kurdum, şunu yaptım, bunu yaptım. İşte belki 2 hafta boyunca çok az uyudum. Varımla yoğumla Rune'larda dolandım, takıldım, mintledim, bilmem ne yaptım. Ve ben işte buraya 5 bin dolarla girdim, 100 bin dolarla çıktım. İşte 200 bin dolarla çıktım, bilmem neyle çıktım. Böyle anlatılmaya değer bir hikaye yaratmak istiyorum kendi adıma. O yüzden de böyle toplu işlerden genelde kaç çasım geliyor. Ha, elimde bir tane Runestone var. Airdrop olarak geldi. Satmıyorum. Elinde olanların da satmasını mantıklı bulmuyorum. Ama benim arzuladığım hikayeyi yazdıracak şeyim de Runestone olmadığını düşünüyorum. Bu yüzden not kurdum. Alabileceğim her türlü teknik bilgiyi almaya çalışıyorum.
beni insanlara karşı ne öne geçirir? Bunları öğrenmeye çalışıyorum. Dediğim gibi biraz böyle ince eleyip sık dokuyacağım bu süreçte aynı zamanda. Çünkü fiiller yüksek olduğu için her şeye böyle laps diye atlamak istemiyorum. Yani galiba verebileceğim, anlatabileceğim şeyler bu kadar. Eğer varsa sorularınız almak isterim. İlk rüyun saatlerine 1 milyon dolar falan verilir. Verilir, doğru. Şunun için aslında orada şeyi, farklılığı yaratan rüyun satı olduğu için değil de Halving'in ilk satı olduğu için. Çünkü Halving'de çıkan ilk bloğun ilk Satoshi'si mitik Satoshi diye değerlendiriliyor. Yani onların kendi ayrı bir piyasaları var yani. O yüzden. UTXO sayısını arttırmak önemli midir hocam? Hocam önemlidir. Ama kendi çapında arttırmak önemlidir. Yani bir blokta maksimum 5 işlem atacağım diyorsan gidip 15 tane UTXO yapmaya gerek yok. Çünkü blok geçince zaten geri gelecekler. Artı, ha, UTXO konusunda böyle çok ufak şuna da değinebilirim. yine banknot muhabbetinden anlatayım. Mesela elimizde 100 lira var. 10 tane onluk şeklinde 100 lira var. Ama birine bizim 15 lira ödememiz gerek. Tek bir banknotla çözemiyoruz. Yetmiyor paramız. 15 lira ödememiz lazım. Yani minimum 20 lira vereceğiz biz o zaman bu adama. Şimdi işin içine yani input olarak o transaction'a 2 adet UTXO girdiği için tek 20, yani tek 20'lik banknotla ödeyebilecek adamdan daha fazla fee ödüyoruz. 2 tane onlukla. O yüzden orada şeyi forecast'i iyi yapmak lazım. Hani ben bir TX'de maksimum ne kadar para harcarım? Üstüne çıkar mıyım, çıkmaz mıyım? Ya da çıkarsam ne kadar çıkarım? Olabildiğince UTXO'larımızla, yani UTXO boyutlarımızla harcama tutarlarımızı böyle denkleştirmemiz lazım ki her işi tek UTXO'da çözebilelim. Çünkü işin içine ikinci UTXO girince fiiller artıyor. Galiba ben okeyim. Siz ne diyorsunuz? Var mı sorularınız? Merak ettiğiniz bir şey. UTXO harbiden para üstü. Zaten açılımı Unspent Transaction Output. Ağzına sağlık abi. Afiyet olsun efendim.